Kur'an'da küllü nefsin zaigatül mevt thumme ileyna turcaun diye buyurmaktadır. Yani her nefis ölümü tadacaktır ve hepimiz Allah'a döndürüleceğiz. Şair de ne güzel söyledi. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oyalan. Edirne'de bir mevki var. İçinde kabristanının da olduğu bir mevki. Menzil-i ahir derler o mevkiye. Yani son durak değerli kardeşlerim. Dünya geçici, oyun eğlenceden ibaret buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Asıl olan mekan, asıl olan yer, menzil ahirimiz olan son durağımız. İşte bu kardeşimiz Özer Beyefendi, merhum Özer Beyefendi ve yakınlarımızı kaybediyoruz her zaman. Bizden yaşları büyük, bizden küçük olanları kaybediyoruz. Onlar da lisan-ı hal ile bize diyorlar ki, bu dünya oyun ve eğlenceden ibaret. Menzil ahiriniz için çalışın. Menzil ahirinizi güzel yapın. Değerli kardeşlerim, başta merhum Özer Beyefendi'nin ve bütün buradaki kardeşlerimizin Rabbim menzil ahirini iyi eylesin, hayırlı eylesin inşallah. Sayın Özer Beyefendi'nin mümin olduğuna, muahit olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Rabbim hüsnü şehadetinizi makbul eylesin. Merhuma olan tüm haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Buyurun hep beraber namaza inşallah. Evet, niyet ediyoruz değerli hazirun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata. Meyyit için duaya uydum imama. Er kişi niyetine. Ana imamun limen tebi'ani. Allahu ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer kardeşlerim, gerek beyefendiler, gerek hanımefendiler, şu anda musallada bulunan Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde tabii refikaları, eşleri, Tansu Hanım malum başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Tabii son dönemlerdeki rahatsızlığıyla uzun bir süre malum bir rahatsızlığı oldu. Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eder. Rabbim taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını âli eder.
Ve bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben tabii son dönemlerde de kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabbim mekanını âli eylesin. Mekanını cennet eylesin. Ve tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum. Ve şimdi buradan tabii uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim. Ruhları için El Fatiha. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.